Öbür taraftan bir de e, mesajlara şunu katabilir miyiz? Bence Tabii bu ki. önemli bir konu. E, Ahmet Nurşev'in de açıklamaları var e, sevgili Sabah, futbol kas. severler. Bize şunu söylesinler. Covid sayısı 14'ü geçince takımlar hükmen mağlup mu olsun? Hükmen mağlup mu olsunlar? Yoksa maçlarım ertelensin? ben Güzel soru. Ben şunu söylüyorum. Birebir futbolu izleyenlerine soruyor. Takımdaki Covid'li... Covid-19 vakası rastlanan sayı eğer limitleri aşarsa limitleri diyelim. aşarsa e, hükmen mi olsun? Takım hükmen mağlup mu olsun yoksa maç, maç ertelensin? Ben şunu Bu da, konu hakkındaki görüşlerinizi bizlere yazın ve nedeniyle birlikte biz de canlı yayınımızda dile getirelim. Şunu da düşünelim. Bakın Galatasaray maça gidiyor. Kaleci Fatih'in biliyorsun ateşe çıkıyor 38'e mi 39'a mı ne? Kulaklardan ölçüldüğü için tam maça çıkarken buz yapıyorlar. Adamın vücudu 38 diyelim. Kulaklar eksi 5. Kulaklarını ölçüyor çıkıyor oynuyor. Urbatistan vidayı bizim maçta sahaya sürebiliyor. Bunları da düşünerek ben diyorum ki Hani bunu da düşünerek cevap versinler diye söylüyorum. Bu arada vidanın hiçbir belirtisi yok. Yani ateşi de yok, şey de yok. Sürebiliyor Olabilir. derken. Yani... Olabilir. Ama test yaptırıyorsun sabah. Gereksiz bir test yaptırmıyorsun. Bir şey olmuş ki test yaptırmış. Yok o te açıklandı Turgay abi. Her iki taraftan da bizim federasyonumuzdan evet. da uçuş için yaptırılmış bir test. uçuş için. Bir evet. sonraki maç için değil yani. Evet. Bir sonraki maç için değil. E peki diğer testler 48 saatte çıkıyor bu sabah yaptık akşam nasıl çıkmış? Genelde çıkıyor Turgay abi. PCR çıkmıyor diğerleri çıkıyor. Neyse. Yok e PCR da çıkıyor. Ben yeni yaptırdığım çıkıyor. Evet. 12 saatte çıkıyor mu? Evet. Yani sabah yaptığın evet, akşam olur. Evet. Peki. Şuraya geleceğim. Dedik hükmen mağlup oluyor. Takım küme düşüyor. Tamam. Avrupa'da Kazanırsa Avrupa'ya gidiyor. Kazanırsa şampiyon oluyor. Kazanırsa şampiyonlar gidiyor. O zaman gidiyor. şöyle yapalım mı? Biz Sabah gazetesinin 14. sayfasını ekranlara getirelim tamam. istersen. E, i̇zleyenlerimize, dinleyenlerimize sorduk. Neden sorduğumuzu da destekleyelim. Tamam. E, o manşeti de ekrana getirelim. Beşiktaş Başkanı Çebi koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımların hükmen yenik ilan edilmesinin haksızlık olacağını söyledi. Alın terine ve emeğe saygısızlık diyerek ekledi. Futbol kulüplerinin kontrol edilmesi çok güç olan bir şeyle derecelendiremezsiniz. Bu konu birçok spekülasyona sebebiyet verir. Covid-19 testlerinin aynı laboratuvardan yürütülmesi gerek. Kulağımıza bazı şeyler geliyor. Doğru olup olmadığını bilmiyoruz dedi. Karantinadaki oyuncularımız pandemiye yönelik semptomları az çok geçiriyor. Ama her geçen gün iyiye gidiyorlar. Her şekilde her şerde bir hayır vardır diye bakmak lazım diye de ekledi. Ama e, tabii bu konu önemli. Hükmen mağlup olup olmayacağı takımların. E, ben de bu noktada Sayın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gibi düşünüyorum. Alın terine ve emeğe saygısızlık olur sanki Turgay abi. Aziz Yıldırım'ı ne zamanlar özlüyorum ve da arıyorum biliyor musun? Böyle zamanlarda. Şimdi bu açıklamayı Aziz Yıldırım yapmış olsa kulağına gelen şeyleri de söylerdi. Ben söyleyeyim. Bazı takımlar testlerini gizliyor. Bazı takımlar e, sonuç vermeyecek testler yaptırıyorlar. Bazı takımlar test bile yaptırmıyor. Dolaşan dedikodular bunlar. Dolaşan dedik. Çık bunları söyle. Beşiktaş başkanısın. Yarın testlerini saklayacak insanlar. Hükmen mağlup olmasın diye. Belki futbolcusunu hastalığını futbolcudan saklayacak. Çıkıp oynasın diye. Küme düşmemek için. Şampiyon olmak için. Şampiyonlar ligine gitmek için. Bak söylüyorum. Galatasaray oyuncusunun kulağına bu tutuyor. Niye derecesi düşük olsun maça çıkıp oynasın hı hı. diye. Bilmiyorlar korona mı değil mi? Biz geçen gün Emre Bolla bir şey yaşadık. İsim vermeyeceğim. Yanımıza bir doktor var. Covid hastanesinden önemli bir doktor. Bir de kulüp yöneticisi var. Ama futbol değil. Yönetici diyor ki hocam kaptanımız aradı diyor. İşte halim yok kırgınlığım var şöyle şöyle aslayayım dedi. Maça gitmek istemiyor götürelim mi? götürmek oynatmak istiyoruz dedi. Hoca dedi ki ben nereden bileyim şimdi test yapmadan falan filan ama dedi aradı yanımızda sporcuyu. Evet. Tam semptomlarını öğrendi. Sonra dedi ki göndermeyin dedi. Başkan ya hocam işte ya mutlaka Covid çıkacak demek midir ya bizim için önemli oyun falan. Biz zafa gittik dedik ya başkan maçı kaybedin insanları kaybedeceğini ya gitme ya. Göndermediler. Kız ertesi gün pozitif çıktı. Böyle başkanlar var. Böyle kulüpler var. Sen hükmen mahalibet dediğin anda oyuncusundan gizler. Testleri doğru yaptırmayabilir. Hepsini bir defa bu testleri Futbol Federasyonu'nun anlaşacağı bir laboratuvar yapacak. O laboratuvardaki insanlar da hakikaten hipokrat yemin etmiş insanlar olacak yani. Evet. Öyle uydur kaydırık fanatizm yapacak. Testleri karıştırıp falanca maçı ayarlayacak insanlar değil yani. Dolayısıyla bu hükmen mahalibet işi adalet terazisinin ayağını tam gaz bozar. Beşiktaş Başkanı dile getiriyor. Tebrik ediyorum. Diğer başkanlar da gitsin. Niye? Kimin eksik kalacağı belli mi? Yarın belki sen eksik kalacaksın. O zaman şöyle yapalım birkaç görüş hemen gelmeye başladı dile getirelim Turgay abi. Bengi Özdemir demiş ki bu soru lig like öncesi sorulsaydı kesinlikle hükmen mağlup sayısını takımlar derdim. Ama bu kadar hafta geçtikten sonra kural değişikliği daha önceki takımlara haksızlık olur. Oyun içinde kural değişikliğini doğru bulmuyorum. En başta TFF bu sert önlemi almalıydı diye bir yorumda Ben bu. ona da katılmıyorum. Hastalıktan ceza olmaz kardeş. Hastalıkta tedbir olur. Benim önerim şudur. Ben sadece eleştiren bir adam değilim. Öneri de söylüyorum. Futbol adamıyım. Her kulübün neredeyse askıda olan lisansları var. Beşiktaş'ta lens var, isim birim var vesaire var. Ya askıda olan oyunculara geçici lisans verirsin sayı. Sayı ne evet. kadar artarsa. Onlar çünkü antrenmanlar yapıyorlar askıda olan lisanslara geçici lisans verirsin ya da sezon başında sana bildirdiği listeyi güncelleme şansı verirsin yani altyapıdan oyuncu alma şansı verirsin ne hükmen var biliyorsun bu bir İkincisi başka bir şey söyleyeyim 14 rakamını nereden buldun nereden buldun takımın sahaya 8 kişi çıkma hakkı var bir takım futbol kitabına göre sahaya 8 kişi çıkabilir bu noktada hemen e, Kapitano diye Nick'le izleyenimiz demiş ki Covid'den dolayı ortalığı yangın yerine çevirenlere tek cevabım. şu Doğan Eskin 11 eksikle gidip Real Madrid'i dağıtmasını örnek gösterin. Bir an önce TFF'nin 14 futbolcu olup maça çıkmayan takıma hükmen mağlup kararı çıkarması gerekiyor net olarak demiş. Öyle bir yorum yapmış. Söylediğinle çelişmiyor mu? Şaktar 11 futbol seksi geç çıkmış değerli yenmişti. Yani oynayabiliyor evet. takımlar diyor. Ama hükmen mağlup olsun diyor. Sahaya çıkmak istemeyen çıkmak, hükmen mağlup. hayır. Çıkmak istemeyen hükmen mağlup. Hayır olsun çıkmak diyor. istemeyen hükmen mağlup olsun. Ona evet. ben varım. Çıkmak istemeyen hükmen mağlup olsun. Ben pozitif bakan 14 oldu. Sahaya <laughs> çıkamazsın. Hükmen mağlubete karşıyım. Anlatabildim mi? Pozitif Vakıf Vakaf sayın 14 oldu ya sahaya çıkamazsın. Hükmen mağlusun. Şey, yoksa çıkacaksın sahaya. Ben de onu söylüyorum. Sahaya çıkacaksın. Aykut Mutlu hayırlı yayınlar testler negatif çıktığında ileri bir tarihte oynanması daha adil olur diye düşünüyorum. Başkentten selamlar demiş biz de. Başkente e, selam yollayalım. Bu arada gözler en sakala Rozye ve Necip'te diye eklemiş haberde. Sabah gazetesinin 14. sayfasında o gün Şahinoğlu Başakşehir maçı öncesi 8 futbolcusu koronavirüsten dolayı İzolasyonda olan Beşiktaş 3 oyuncunun bugün yapılacak testlerinden çıkacak sonucu bekliyor. Özellikle Turgay abi Beşiktaş'ta savunmada üstelik milli aranın hemen ardından oynanacak bir Medipol başakşehir maçı varken evet. savunmada kimin oynayacağı merak ediliyor. Çünkü defansta özellikle koronavirüs sıkıntısı yaşıyor Beşiktaş. Yani Beşiktaş takımı her zaman sahaya çıkacak bir 11 budur. Evet. Beşiktaş takımı sahaya 11 kişiye çıktığı zaman da eksik değildir. Ben ona bakarım. Bu korona süreci Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş a özel bir şey değil. Kim sağlamasın? Bak Beşiktaş şikayetçiyken söylüyorum. Yarın bunu Galatasaray'a söyleyince Galatasaray düşmanı yapmazlar evet. beni. Fenerbahçe'ye söyleyince Fener düşmanı yapmazlar. Kim sağlamayacak? Yarın Galatasaray'da Falcao'sundan bilmem neye kadar. Fenerbahçe'de e, Samatta'sından Valencia'da 8-10 futbolcu olabilir. Çıkıp oynayacaksın abi. Çıkıp oynayacaksın. Ben maçların ertelenmesini şu açıdan söylüyorum. 14 futbolcu falan değil benim derdim. Adam ancak... ...yedeksiz sahaya çıkmak zorunda kalırsa... ...yedeksiz sahaya çıkmak zorunda kalırsa... ...o maç ertelenmelidir. Gene ben olmamalı diyorum. Ama bu testleri... ...altını çiziyorum kalın kalın. Bu testleri federasyonun denetiminde bir sağlık kuruluşu yapmalıdır. Kulüplerin sponsorları değil. Anlaşılan bir laboratuvar, bakanlığın bile denet, bakanlığın denetleyeceği, bütün test sonuçlarının aylarca saklanacağı, evet. yarın öbür gün biri itiraz ettiğinde gel bakalım şu test sonuçlarına dediğinde onları ortaya koyacak, sorumluluğunu taşıyabilecek bir laboratuvarda bütün kulüplerin, o laboratuvar, Aynı yerde yaptırması gerekiyor. Tabii ki her laboratuvar gönderecek. 3 soru Sonucu...